Gülay Beyciğim, şarkıda I do it my way, resimde you do it your way. Sizin tarzınızda efendim. Ebru Salat'ını bize anlatacaksınız ki bayılırız, öyle değil mi? Renkler, 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 hepsi böyle inanılmaz. Zaten bir tane de orada hazırladınız, bize koydunuz. Şimdi bize önce bir anlatın, sonra tekniğini öğretin. Tamam. Ebru sanatın nedir? Geçmişi nereden gelir? Tarihimizde, kültürümüzde, sanatımızda yeri nedir? Ondan sonra bir tane örnekleyin bize lütfen. Elimin döndüğünce izletmeye çalışayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hı. Yapmaya çalışacağımız motifler az sonra klasik Türk Ebru'su motifleri olacak. Bunun için çalışacağız. Harika. Dolayısıyla bu noktada pek benim yolum Ebru da olsa yapacağımız şeyler bize ait klasik şeyler olmayacak. Klasik olacak. Evet. Tamam. Onu yapmaya çalışacağız. Ebru'nun tarihinden bir parça bahsetmemiz gerekirse, buyurun, ilk söyleyeceğimiz şey çok fazla bilgiye sahip değiliz. Çünkü çok güzel. 1900 bilmiyoruz. 1800 bilmiyoruz ama tabii bazı tahminlerimiz var. İşte geçmişte yapılan işleri incelemenin sonucu, bir takım araştırmalar sonucu yaklaşık 800'lü yıllarda, yani bundan yaklaşık olarak 800 sene önce, çok özür dilerim, 800 sene önce 1200'ler gibi Orta Asya'da Türkler tarafından yapıldığını biliyoruz. Ama bunun öncesinde yaklaşık 1000 sene önce Japonların Suminagashi diye bir Ebru'ya benzeyen sanatları var. Onlar da su üzerinde bir takım motifler icra etmişler. Ondan da 200 sene önce ilk defa Çinlilerin yaptığına dair bir takım bilgilerimiz var. Ama Orta Asya'dan yola çıkmış bu sanat Büyük İpek yolunu takip ederek Anadolu'ya gelmiş. Tabii o boyalar falan, o baharatlar, onları falan birleştirince aslında bilgi doğrulanıyor, öyle değil mi? O zaman belki de doğrulanıyor. Ha, belki de. Su her zaman var da. Evet, ama boya. Bu su kıvamı artırılmış bir su. Yani saf su üzerinde su çalışmıyoruz. Ancak Japonlar saf su üzerinde çalışmışlar. Değişik boyalarla çalışmışlar. Çinliler gene kıvam artırılmış bir sıvı üzerinde çalışmışlar. Orkideyi kullanmışlar. Salebi kullanmışlar diye biliyoruz. Bizim bugün burada kullanacağımız sıvı deniz kadayıfından oluşturuldu. Nasıl deniz bir kadayıfı? Şey, bir deniz kadayıfı. Yosun çeşidi. O yosunun üzerindeki tozlardan sıvıyı hem kıvam vermek hem de bir yapışkanlık vermek için kullanıyoruz. Bununla beraber bizim marketlerden satın almış olduğumuz saleplerin %90'dan daha fazlası deniz kadayıfı. Ama deniz kadayıfı kötü bir malzeme değil asla. Mesela onu sütle kaynatıp çocukları içirdiğiniz zaman bronşite, üst solunum yolu hastalıklarına gayet iyi geliyor. Renkleniyoruz yani. Ebru, Ebru, Ebruli, Ebruli salebimizi evet. Evet, tabii o renksiz bir şekilde içiyoruz. Renksiz bir şekilde. Genel bilgilerden gidelim de sonra tekniğe geçelim derim. Tabii, ben tabii. Pahalı bir sanat mı? Pahalı bir teknik göreceli, mi? Çok göreceli ama çok da pahalı olduğunu söyleyemeyeceğim. Salep'le belki yaparsak daha herhalde pahalı. Evet. Evet. Bu malzemeleri belki ilk aşamada demirbaşları almak birazcık maliyetli olabilir ama çok korkulacak rakamlar değil. Ondan sonra hani bir tahminde bulunursak aylık ortalama harcamanız bu iş için çok da insanı korkutacak seviyelerde değil. O zaman demirbaşları isterseniz bize bir tanıtın. Mesela bu demirbaşlar olmazsa olmazlar. Bir tekne. Evet. Bu tepsiye benzeyen şeye tekne diyoruz. Aslına bakarsanız gerçekten de bu bir tepsi. Baklava çünkü orijinal mi olanlar çelik oluyor, taşıması çok ağır. İstanbul'dan buraya malzemeleri getirmek durumunda kaldık. O yüzden de birazcık minimalize ettik. Mesela bu 4 santim daha kısa orijinal ebattan. 35'e 46 santim alüminyum olduğu için de rahat rahat taşıyabiliyorum ve temizlemesi de daha kolay oluyor. Biz dediğimiz değişik kalınlıklarda. Biz mi diyoruz biz bu bunlara biz diyoruz aletleri. Evet. Tamam. Bunlarla damlattığımız ya da attığımız boyalara şekil vermek için kullanacağız. Çok değişik farklı taraklarımız farklı var. İnceliklerde, kalınlıklarda değil evet, mi? Evet, 8-10 değişik kalınlığı var. Ben sadece geniş bir tarak getirdim. Ha, başka taraklı, başka da taraklar evet, var. Pek çok değişik tarak var. İşte çift sıra dizilmiş, daha geniş, daha dar vesaire. Bu taraktan da bir tarak debri yapmaya çalışacağız. Fırçalarımız önemli. Fırçalarımız gül dalından ve at kuyruğundan, özellikle de yaşlı erkek atların kuyruğundan hazırlanıyor. Çünkü daha sertler, daha dayanıklı ve arzu ettiğimiz şekilde atış yapmamıza yardımcı oluyor. Bunları tabii ki kendimiz sarıyoruz. Yapıştırıcı kullanmadan misineyle, bir ilmek, bir düğüm tekniğiyle bir Ebru'cunun kendi malzemelerini yok hazırlaması çok çok önemli bizim için. Hem teknik anlamda hem de bu işe. Hem de zaten doğal malzemeler değil mi? Evet, evet, hepsi doğal malzemeler. Burada görmüş olduğunuz. Boyalarımız da
iki ana grupta inceleyebiliriz. Bir takım boyalar gerçekten toprağın ta kendisi. Yani toprağı alırsınız, işte elersiniz, temizlersiniz, birazcık dövüp destesenk dediğimiz el taşıyla bir mermerin üzerinde ezdiğiniz zaman boyalarınızı ezilmiş boya haline getiriyorsunuz. Daha sonra da bir aylık, 3-4 haftalık boyanın türüne göre sığır ödüyle ve de suyla terbiye işleminden geçirmeniz gerekiyor. Boyaların ikinci grubu da bitkisel boyalar. Bunlar da bitki pigmentlerinden elde ediliyor. Mesela çiviti herkes bilir. Örneğin çiviti biz Ebru'da mavi rengi elde etmek için kullanıyoruz. Toprağın bizzat kendisi dediğiniz renkleri bize bir gösterebilir misiniz? Toprağın bizzat kendisi dediğim renkler. Mesela yeşil burada bir oksit herhalde, sarı. Oksit sarı var. Bunlara metal oksit boyalar diyoruz. İçerisindeki metaller sayesinde toprak bu rengi almış. Ezdiğimiz zaman bu renk çıkıyor. Zaten terbiye toprak aynen sonra bu şekilde bu renkte geliyor size toz olarak. Eziyorsunuz. Daha sonra terbiye edip kullanıyorsunuz. Mesela titan beyazı dediğimiz kahverengiler, işte oksit kırmızılar, kiremit renkleri. Bunun gibi renkler metal oksit boyalar ve toprağın gerçekten ta kendisi. Boyalarla ilgili bilmemiz gereken şey asit ve kazein gibi bir takım kimyasalları içermemesi gerekiyor Ebru'da kullandığımız boyaların. Çünkü zaman içerisinde kağıdı yıpratıp eserin ömrünü azaltıyor. Ki genelde Ebru mücellitler tarafından kitap cilt demek için yan kağıdı olarak işte dış kaplarda vesaire kullanılmış. Bu anlamda çok değerli, çok kıymetli kitapları kimyasal boyalarla hazırlanmış ebrularla ciltlediğiniz zaman yaşayamazdı pek, değil mi? Pek de hoş bir sonuç bize vermiyor. O zaman biraz inceliklerinden bahsede bir örnekleme yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Arzu ederseniz ben ilk yapacağım ebruda ebru ne demekmiş, kelime anlamı neymiş, nereden gelmiş, buna biz niye ebru diyoruz? Birazcık ondan bahsetmeye çalışayım. Tabii uzunca bir yoldan geldik. Uçakta deniz kadayıfı sıvı inanılmaz hava kabarcığı yapmıştı. O yüzden çalışmalarda birazcık noktacıklar görebiliriz. Gerçi defalarca kağıdı üzerine yatırıp sıyırmadan çekip hava kabarcıklarından sıvıyı kurtarmaya çalıştım. Şu anda ilk duruma göre çok çok iyi bir hale geldi. Tamam. Şu anda hazır sayılırız değil şu mi? Şu anda neredeyse hazır sayılırız. En baştan hiç bilmeyenler için en baştan elinizin tutuşunuzdan efendim enstrüman alet seçinizden her şeyden şöyle bir dem vura vura devam edin. Peki lütfen. Anlaştık. Buyurun. Sağ ol. Şimdi pembeyle başlayacağım. Bunun içerisinde organik kırmızı yani bir bitki pigmenti ve titan beyazı var. Titan beyazı da metal oksit boya. Bu boyaları karıştırıp ara renkler elde ediyoruz. Bizim atölyemizde kullandığımız maksimum 8-10 renk var. Diğer hazır pigment boyaları pek kullanmayı sevmiyoruz ve bunları birbiriyle karıştırıp ara renkler elde ediyoruz. Pembe gibi, mor gibi, hatta yeşili de mavi ile pigment sarıyı karıştırıp kendimiz elde ediyoruz. Arzu ettiğimiz tonu yakalamak için. Fırçayı bir miktar sıkmam gerekiyor. O sıkma işlemini gerçekleştirdim. Fırçayı sıkmak derken biraz tabii sıvısından arındırmak, evet, değil mi? Fazla sıvıdan arındırmak ki boyadan. Vurduğumuz zaman istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkmasın. İşaret parmağımıza veya avuç içimize vurup onun vurma hızına göre şekiller de büyüyüp küçülebiliyor mu? Kesinlikle öyle. Onu iyi ayarlamak lazım değil mi? Ne istiyorsak ona göre herhalde ritim kazandırmak lazım. Kesinlikle fırçaya almış olduğunuz boya miktarı, fırçanın mesafesi, elinize vuruş gücünüz, açısı, elinizi tekne üzerinde dolaştırma hızınız ve buna benzeyen birçok ayrıntı yapacağınız ebruyu çok yakından ilgilendiriyor. Ne tür teknikler var? Biz şimdi klasik yapacağız dediniz ama başka ne tarzları var ebru'nun? Şimdi klasik ebru'nun içerisinde pek çok motif var. Şu anda ben bir battal ebru yapmaya çalışacağım. Battal ebru'nun da kendi içinde bir takım değişik nedir isimleri battal var. Nedir battal ebru? Battal ebru fırçayı elinize alırsınız. Benim şu anda yaptığım gibi. Bir miktar sıktıktan sonra parmağınıza vurmaya başlarsınız. Boyaları teknenin üzerine atarsınız ve boyalar teknenin üzerine düştüğünde kendi kendine bir şekil almaya başlarlar. Boyaların bu şekilde açılmasını sağlayan ama açıldıkları halde yayılmamasını sağlayan şey nedir? Ne güzel boyaların bir soru. Bu şekilde harika Allah bir soru Allah oldu gerçekten. Açılmasını sağlayan hiç kimsenin sevmediği, işte attığı ve hor gördüğü, şu elimde görmüş olduğunuz sığır ödü. Sığır bu ödü. Zayıf bir asit. Bunu nasıl kim keşfetmiş Allah aşkına? Sığır keşke ödü kullanalım biz de ki. Biz de çoğu zaman diye bunu tartışıyoruz. Değişik tabii fikirler çıkıyor. Fikirler diye ortaya çıkıyor fakat bilemiyoruz. Bu sığır ödü sayesinde boyalar hem teknenin üzerinde açılıyor hem birbirine karışmıyor. Her düşen boya kendisine
yeni bir yer açıyor. Eğer ödü çok koyarsanız boyalarınız daha fazla açılır ve renk solmaya başlar. Evet, onun da bir ayarı var o zaman. Kesinlikle ve her düşen damla teknenin üzerinde bir basınç yaratıyor. Mesela ilk attığımda pembe bu kadar net gözükmüyordu. Mora attım, basınç belki 2-3 misline çıktı. Şimdi bir miktar mavi boya i̇şte atacağım. İşte bu tekniklerin hepsini bilerek aslında bilinçli olarak, değil mi? Farklı farklı eserler çıkartabilir. Rastgele değil de. Rastgele değil. Dışarıdan bakıldığında belki rastgele gibi görünüyor ama bu işin içerisinde çok ince, çok zarif ve insanı çok etkileyen fizik, kimya ve matematik var. Aynı zamanda da bu tüm evrende aslında görmüş olduğumuz fizik ve kimya kurallarının ufak bir modellemesi. Neyi kastettiniz? Hemen izah etmeye çalışayım. Boyaları parmağınıza vurup teknenin üstüne düşürmeye başladığınızda kendi kendine ortaya çıkan şekiller size hep tabiatın ya da evrenin bir parçasından değişik görüntüler veriyor. Bunlar değişik hücreler olabilir. Uzayın derinliklerindeki bir takım yıldızların, uzay cisimlerinin bize göndermiş olduğu görüntüler. Oradaki değişik nötrino patlamaları ve buna benzeyen pek çok hadisenin neredeyse bir fotoğrafı gibi. Resmedilmiş hali gibi değil ve mi? Oradaki kurallar neyse, hani oradaki çekim kuralları, evrensel fizik yasaları neyse, onun ufacık bir modelini bu 34-35 santime 46 santimlik teknede birebir görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Bu noktada çok heyecan verici. Kesinlikle. Çok anlamlı ve belki de bize bir mesaj, bilmiyorum yani. Çok enteresan olaylar burada vuku buluyor ve bizi çok fazla heyecanlandırıyor. Demin tekniklerden bahsederken ilk attığım 3 renk bize bir battal ebrusu ortaya çıkarttı. Evet. Daha sonra bizle bunun üzerinde gezindim ve bir gelgit ebrusu oluşturduk. Gelgit tüm ebrulara birkaç teknik dışında battal ebruyla başlamak zorundayız. Dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi gözükür. Alıyorsun fırçayı, vuruyorsun parmağına ama çok çok zordur bu battal ebru tekniği. Evet, ben de aslında onu söyleyecektim. Çok ustalık gerektirir. Yani hani burada 2 tıkla bunu çıkardınız ama 5 tıkla başka bir şey çıkarabilirsiniz, değil mi? Öyle ama o tıkların da önemi var. İşte onu 3 tık yerine 5 tık yaparsanız mesela basınç çok artar. Ciddi anlamda sıkışırlar ve renkler akmaya, kırılmaya başlar. 3 tık yerine 2 tık yaparsanız yeterli basınca ulaşamazsınız ve renkleriniz arzu ettiğiniz canlılıkta ve etkileyici değerde olmaz. O yüzden uzun süre geçirip tekneyle ve boyalarla iyi arkadaş olup halinden anlamanız gerekiyor. Kesinlikle. Belki inanmayacaksınız ama zamanla o da sizin halinizden anlamaya başlıyor. Yani bir süre sonra tekneye hani cansız bir objeymiş gibi değil, pek çok duygusu olan, kişiliği olan bir insanmış gibi bakmaya başlıyorsunuz. Tabii renk bilgisi de önemli değil mi burada? Renk bilgisi çok önemli. Uyumlu renkleri seçmeniz oldukça önemli, yapmış olduğunuz için. Daha iyi gözükmesi için. Şimdi yapmış olduğum ebruya doğru renkleri seçmedim gerçi ama somaki battal ebrusu demek mümkün. Somaki bir mermer çeşidi. Ve tabiatta işte büyük büyük lekeler, aralarında ince çizgilerle kendini gösteren bir mermer çeşidi. Tabii bu renkte bir somaki mermeri aslında yok. Ne istersek onu görebiliriz gibi bir şey, bir duygu var bu ebruda, öyle değil mi? Az çok, önce dediniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Siz bu çok uzun bir yolculuk. Bu yolculukta ne aramak istiyorsanız, aynen, neyin peşindeyseniz sizi o noktaya götürebilecek bir uğraş. Uzay dediniz. Ben sanki burada bir insan bedeni, vücut içi gibi değil mi? Organlar gibi görünebilir. Ne istersek belki de onu yaratabiliriz orada doğru, o görüntü doğru olarak. Doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi, bunu iyi bilmek lazım tekniğini yapabilmek için. Ben vazgeçtim o yüzden. Bence vazgeçmemelisiniz. Şaka bir yana. Hakikaten çok keyifli görünüyor. Keyif verici görünüyor bu teknik. Dediğiniz çok doğru, çok keyif verici. Bir daha mı kırmızı geçtik üstünden? Ne yaptık? Aslında bir hata yapmışım. Nefli boya dediğimiz bir boya getirmem gerekiyordu. En son yaptığım mercimek tanesinde attığım minik minik damlacıkları biz serpme diyoruz. Hem hataları kapatıyor hem bir derinlik veriyor hem de çalışmayı bütünselleştiriyor. Üç boyutlu için gibi de bir görünüyor değil mi? Öyle bir şey doğru de var sanki. Asıl nefli boya atsaydım gerçekten üç boyutlu bir görüntü görecektiniz bu minik damlalarda. Mecburen normal boyayla serpme yaptım. Adet yerini bulsun ve daha güzel bir motif elde edelim diye. Şu anda buna baktığınız zaman ebru'nun kelime anlamı neymiş? Açıklama şansımız var. Farsçadan gelen bir kelime. Ebr, bulut anlamına geliyor. Buradaki kırmızıları doğru renkte atsaydım gerçekten de havada uçuşan bulutları anımsatacaktı. Ve Acemler buna bakıp buluta benzeyen
anlamında Ebru demişler. Bu Ebru söyleyişi de zaman içerisinde Ebru söyleyişini almış. Aynı zamanda Farsça'da birebir karşılığı Ebru'nun kaş. Yani bu gözümüzün üstündeki kaş. Ve dikkatle bakacak olursanız aradaki çizgiler gerçekten de kaşı andıran İşte çizgiler. Diyoruz ya, ne istersek onu görüyoruz aslında. Evet. Orada resmediyoruz. Evet. Peki ısı önemli mi? Ortamın ısısı? Isı oldukça önemli. Yani yaklaşık olarak 21-22 hadi 23 derece gibi bir ısıya ihtiyacımız var. Hı-hı. Boyaların en mükemmel çalıştığı, en iyi sonuç verdiği ısı bu. Hı-hı. Ama bununla beraber 40 derecede de ebru yaptığımız oldu. Çok soğuklarda da ebru yaptığımız oldu. Sizi biraz daha fazla uğraştırıyor. Boyalar belki biraz kumlanıyor, çatlıyor ama ebru yapmak gene de mümkün. Kağıt seçerken neye dikkat ediyoruz efendim? Kağıt seçerken üzerinde bir telefon kaplı olmamasına, kuşa kağıt olmamasına dikkat ediyoruz. Onun dışında hemen hemen tüm kağıtları kullanma şansımız var. İlla zaten beyaz olması gerekmiyor anladığım kadarıyla. Çok bu değişik mesela renklerde sarı kağıtlar kullanabiliyoruz. Şamua kağıt genelde kullanılan kağıt ebru işinde. O nedir yüzden ben de şamua kağıdını kağıt getirdim. Aslında şamua kağıdın çok da bir özelliği yok. Sadece rengin sarı olması ışığın hani biraz daha bizim arzu ettiğimiz şekilde kırılmasını ve renkleri daha iyi göstermesini sağlıyor. Muhteşem de enteresan. Teknedeyken renkler daha mattı, daha soluktu. Doğru, meğer çünkü ne kadar parlakmış. Şeffaf ve dolayısıyla ışığın hepsini kıramıyordu. Gözümüze ulaştıramıyordu. Hı-hı. Kağıdı alınca hemen hemen o ışığın büyük bir kısmını göz seçmeye başladı ve renk canlandı. Harika. Teknenin rengi birazdan değişmeye başlayacak. O zaman teknenin üzerinde daha farklı göreceğiz. Hı-hı. Kağıdı aldığımız zaman da daha farklı göreceğiz. Hı-hı. Biz şimdi battal ebrusu yapmaya çalıştık. Battal ebrusu yapmaya çalıştık. Peki şimdi bir tane yaptık işimizi bitirdik. İşin temizleme safhası da önemli, öyle değil mi? Doğru. Yani bunu böyle bırakamıyoruz. Bırakırsanız şu anda aslında kullansanız bir sıkıntı olmayacak. Araya birazcık kırmızı renkler karışır. Onun dışında başka bir handikap olmayacak. Ama uzun süre temizlemezseniz üzerinde bir tabak oluşmaya başlayacak. O da yaptığınız çalışmayı engelleyecek. O yüzden engelleyecek. Şöyle temizlemeyi tercih ediyorum. Ben bir soyut çalışmada yapıp ondan sonra... O zaman hızlıca hiç sözünüzü kesmiyorum. Son bölümdeyiz çünkü. Sizi Pekala. Seyrediyoruz. Ben de bu arada şarkı söylüyorum dermişim. Tamam ne güzel. La 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 la. Hadi bakalım. Gelsin oradan bir. Bu sefer ne yapıyorduk dediniz, bir daha söyleyin. Şimdi taraklı ebru. Taraklı yapacağım. Neden oksit taraklı? Oksit sarıyla. Çünkü tarak şu alet gördüğünüz gibi kocaman bir tarağı anlatıyor. Aynen öyle. Aynen o yüzden öyle. De ismi taraklı ebru bu yapacağımız işin. Sarı ile başladınız. Sarı ile başladım bu sefer, tam kontrastı morla. Kırmızıdan kalma hafif bir hare var orada değil Doğru mi? Doğru ama az sonra kırmızı da kullanacağım için pek bir sıkıntıyla karşılaşmayacağımızı tahmin mor ediyorum. Mor serptik, aynı güzel. Tam hakikaten doğanın içinde olan bütün renkler ne kadar uyumlu. Uyumsuz renk diye bir şey yok bence. Ben de aynı fikirdeyim. Öyle özellikle doğadan elde ettiğimiz için renkleri, tabiata Kesinlikle. Baktığınızda gözünüzü rahatsız eden uyumsuz hiçbir renkle karşılaşmıyorsunuz. Hiçbir kendi renk kendine yokmuşuz. Zaten o renklerin uyumundan ve güzelliğinden faydalanmış oluyoruz. Senelerce bize mavi ile kahverengi giyilmez denildi. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Senelerce. Pek çok bir hikayesi vardır hatta onun. Sonra yahu dedik öyle şey olur mu? Denizler mavi, efendim dağlar kahverengi, toprak kahverengi, kum kahverengi. Ondan sonra uyandık. Renkleri sevmeyi yeni yeni öğreniyoruz aslında galiba, değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Kışın illa siyah giyilir, koyu renk giyilir. Halbuki bilakis renk renktir ve onun yazık ışığı yoktur bence de. Biz burada tüm renkleri kullanıp onun biraz da keyfini çıkartıyoruz. Gene bir battalla başladım gördüğünüz gibi. Şimdi buna bir gelgit ebrusu yapacağım. Gelgit ebrusu yapalım. Ama yanlış yönde başladım. Şu şekilde yapıp tarağımızı doğru yönde kullanalım. Ne kadar şık. Ne kadar şık desenler çıkıyor. Şal gibi de aynı zamanda. Şal ebrusu diye bir tekniğimiz de var ama ona vaktimiz yetmeyecek. Şimdi taraklıyoruz. Şimdi bir tarak kullanalım. Oo, inanılır gibi. Mucizevi bir şeyler oluyor gerçekten. İşte o manyetik alan gibi değil mi? Siz diyorsunuz ya aslında çok enteresan uzaysal bir şeyler benzeşiyor diye. Evet, tam söylediğiniz gibi. Mesela Kubrick Uzay Macerası 2001 filminde çok ebru motifi kullanmış. Muhteşem, fonda. Muhteşem, muhteşem. Evet, bu bir ters taraklı ebru oldu. Bunun üzerine bizle şekil daha verip bozulacakmış ondan sonra gibi geliyor, bir sonraki hamlede daha da güzel oluyor. Çok güzel, çok güzel. Oo, muhteşem. Evet, bunu da bu şekilde. İstediğimiz kadar oynayabiliyoruz değil mi tekniği, tabii İstediğiniz bildiğimiz sürece. İstediğiniz kadar oynayamazsınız. Bu işte aslında ne kadar az hareketle
ne kadar sade, alçak gönüllü davranırsanız tekneye o kadar net, güzel ve doğru motifler. Ama biz burada kaç hamle yaptık? Yaklaşık 3-4 hamle yaptık burada biz. Daha da fazlasını yaptık. Her bir iğne zaten başta başına bir hamle yaptı. Ama evet. İşte bir takım bakalım tekniklerle gelgiti geniş yapıp. Arkadaşlar alkışlayalım çıkan eseri. Muhteşem bir şey geliyor. Bakar mısınız? Evet, bir ters taraklı evri. Şuradan hemen. Yapmış olduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür bakar ediyorum. Mısınız? Tebrik ediyorum. Ben şöyle tebrik edeyim sizi. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ellerinize ederim. Ellerinize sağlık. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok güzel program gerçekten. Hem şarkı söylüyorsunuz. Hem bu şekilde konuşabiliyorsunuz. Sonlara çok doğru parenle de atabiliyorum. Ağırladınız. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık.